Merhaba sevgili izleyiciler, gel bunu konuşalım programında bugün karışık, kuruşuk ve de buruşuk sorular soracağız. Bugünkü röportajımızın konusu çok farklı sorulardan oluşacak ve mikrofonlarımızda biz Çorumlu vatandaşları uzatacağız ve sorularımıza cesur bir şekilde cevap verecekler. Tarz yapmak nedir? Tarz yapmak nedir? Tarz, örnek olarak mı? Yani birini tarz alayım. Mesela öyle mi? Yani. Ben tarz olarak Anadolu'da en çok atasözüne değer veririm. Evet. Sakla zamanı, gelir zamanı, damlaya damlaya göl olur. İşte tokat cennetten çıkmadır. Mesela cahile bir tokat atarsın. Hani hatanın şey ne demiş Nasrettin Hoca? Kızını suya yollamış. Kızını suya yollarken bir saniye dinlen beni. Yanınızdaki kızınız mı? Gelinim. Geliniz mi? Evet. Kızını suya yollarken desteğinden önce iyi bir tokat atmış. Demişler ki Nasrettin Hoca'ya, hocam neden tokat attın? Nasrettin Hoca hemen cevap vermiş. Desteği kırmadan iyi bir tokat atayım da sudan gelirken kırmasın diye attım. Aa, gördün mü ya? Evet. Evet. Sizi tanıyalım. Benim ismim Akarsu. Çorumluyuz. Allah'ın kuluyuz yani. Burada yaşıyoruz Allah'a şükür. Peki. Havasından, suyundan, her şeyine mutluyuz. Eşiniz sizi kime benzetir genelde? Ünlülerden. Eşime sorayım. Peki, soralım. Bilmem. Kime benziyor? Ben benzeteyim. Onu ben doğurdum, babasına benziyor. Harika, harika, harika. Valla annen her şeyi söyledi. Söyleyecek hiçbir şey bırakmadı. Kalite aileden gelir. Ben oğluma her zaman diyorum ki helal para, rızık, arın teri, kendi namusun, şerefin nasıl toplumu öyle gör. 5 evlat anasıyım, kıvanç duyuyorum. Ali Haydar'ı onun peşine harika şey yaptım. Kurban olduğum Allah hiç kimseyi pis nefisinin, kör nefisinin terbiye itmesin. Amin. Vatana, millete hayırlı evlat yetiştiriyorum Amin. İnşallah. Moda. Bence insanın kafasına göre değişebilir ya. Benim için moda farklı yani. Hoşuma gider, beğenirim ben. Moda yakışan mıdır? Demek yani insana yakışandır. Peki, Çorumlu musunuz? Evet, Çorumluyum. Sizi ailede daha çok ünlü birine benzetmek isteseler veya arkadaşlar sizi benzetiyor mu çok ünlü birine? Kime benziyorsunuz diyorlar. Benzetmiyorlar. Hiç kimse ya şuna çok benziyorsun diyen olmadı mı? Yok, aileden benzetiyorlar ama ünlü birine benzetmiyorlar. Kim? Aileden kime benzetiyorlar? Babama benzetirler. Babanızı benzetiyorlar. Evet. Babamın kızıyım diyorsun. Evet. Peki. Moda nasıl diyeyim? Nasıl? İşte kendine göre. Herkese göre ayrı modası var yani. Doğru. Herkesin ayrı moda görüşü var. Herkesin rengi. Evet. Tarzı farklıdır. Aynen. Peki sen Türkiye'yi nasıl buldun? Çorum'u nasıl buldun? Ya Türkiye'yi çok seviyorum ve Türkiye tabii ki çok güzel. Almanya'da min kat daha güzel. Çorum'la güzel, tek deniz eksik. Aynen öyle. O denizde herhalde Oğuzlar, Obruk'la idare edeceğiz aynen artık. Evet. Evet. Arkadaşlarınıza Türkiye'yi anlatıyor musunuz? Tabii ki anlatıyorum. Nasıl anlatıyorsunuz? Çok güzel olduğunu zaten biliyorlar. Kendileri de tatile gidiyor, yabancı arkadaşlarım falan. Hiç anlatmama gerek kalmıyor. Onlar da biliyor nasıl olduğunu. Çok güzel. Evet. Ben hemen delikanlıya da tutmak istiyorum. Adın ne senin? Kaan. Vallahi çok yakışıklısın. Sağ ol. Çok yakışıklısın. Kaç yaşındasın? 9. 9. Çok güzel. 10'a gideceğim. 10'a gideceğim. Kaan, babanı ünlü olarak kime benzetirler? Kime benziyor? Sen kime benzetiyorsun? Vallahi ünlü sinema oyuncularından falan. Vallahi aklıma hiçbir şey gelmiyor. Babam olduğu için daha çok seviyorum diyorsun. Peki.
Şöyle bize karizmatik bir şekilde Çorumluyuz diyebilir misin? Şimdi bir sahneye çıktın diyelim. Sahneye çıktın. Binlerce insan var karşında. Kaan söylesin. Öyle. Tamam, Kaan'a da söylettirelim. Binlerce kişi sizi dinliyor. Siz de Almanya'da hitap ediyorsunuz. Alman seyircileri var, Türk dostlarınız var. Oradan Çorumluyuz diye efektli bir sesle Çorumluyuz diyebilir misin? Yok, söyleyemem. Söyleyemez misin? Kaan sen söyle. Söyle Çorumluyuz. Sag mal cool Çorumluyuz. Evet. Efektli, çok güzel bir sesle. Bak kameraya. Çorumluyuz diye bir hareket yap bana. Bu diyor da aslında. Söyle. Çorumluyuz. Eyvallah. Sen söyle. Çorumluyuz. Ay yerim ben senin ağzını. moda nedir? Moda insanın yani yaşamış olduğu yıla, aya, güne göre hareket etmesidir. Anladım. Peki böyle tarif ederim diyorsunuz. Şimdi siz binlerce kişi dinlemiş olsa, siz de sahnedesiniz. İşte bir projeniz var, o projeyi açıklıyorsunuz. Orada şunu söyleyebilir misiniz? Çok karizmatik bir şekilde, şu anda sizi gördüğümüz gibi, şeklen gördüğümüz gibi karizmatik bir şekilde, efekt bir sesle Çorumluyuz diyebilir misin? Çorumluyuz. Bir daha. Çorumluyuz. O kadar. Moda nedir? Moda insanın kendisine yakışanıdır. Tarz nedir? O da tarz insanın kendine özgü bir şeyidir. Yakışır. Aynen. Kendine özgü stili. Yakışandır, stilidir, kendine özgü bir şeydir. Yani. Şeydir. Şey nedir? Şey nedir? Şeyin bir açıklaması yok. şey demek. Evet. Peki. Tamam. Hiç pis bir şaka yediniz mi? Çevrenizden, ailenizden, arkadaşlarınızdan. Evet, yedim. Bir tanesini anlatır mısınız? Ne yaptılar? Ne yaptılar? Nasıl bir şakaydı o? Böyle aklını başından alan bir şaka. Ne yaptılar? Ne yaptılar? Özge? Bilmiyorum. Hatırlamıyorum nasıl ya. Çok şaka yedim. Nasıl bir şakaydı hatırlamıyorum. Açıkçası hatırlamıyorum. Şaka yedin mi? Hayatımda çok bir şaka genelde okullarda oluyor. Yani yedin mi sen? Hiç böyle bir şakaya maruz kaldın mı? Kaldım. Hangisi? Bir tanesini anlatsın. Uyurken sıranın altından çekilmesi. Uyurken? Sıranın altından çekilmesi. Anladım. Peki. Moda nedir? Modayı takip eder misin? Moda fazla takip etmem. Ama yine de ayak uydurmaya çalışırım. Nasıl bir ayak uyduruyorsun abi? Nasıl bir ayak uyduruyorum? Mesela en çok giyim tarzında. Ya zaten öyle oluyor da. Tamam. Peki abi, senin bu yakışıklılığını kime benzetirler? Evde kime benzetiyorlar seni böyle? Hiç kimseye benzemiyorum. Moda. Evet. Moda şimdi hangi açıdan söylendiğine bağlı. Kendinize göre. Modayı nasıl tarif edersiniz? Modayı nasıl tarif ederim? Çünkü modayı yakından takip eden birine de benziyorsunuz. Çok şık giyiniyorsunuz. Öyle evet. Mi? Teşekkür ederim. Karizmatiksiniz. Ya aslında ya moda yenilikleri takip etmek yani. Evet. Yenilikleri yakışanı giymek diyorsun. Yakışanı giymek. Eyvallah. Hani kendine yakıştırdığın şeyi aynen. Yiyebilmek yani ama tabii gençler daha çok bu şeye... Şimdi zaten şu anda hanımefendi kamerayı alıyor da. peki şeyi soracağım. Beyefendiyi kime benzetirsiniz? Ünlü oyunculardan.
Çok tevazu ediyor. Alakası yok. Sağ ol Baldız. Tarz yapmak nedir? Tarz yapmak kendine özgü bir şey icat etmek, yani giyimde olsun kendin, yani bir şeyi kendin icat edebilmek, yani kimsede olmayan bir şeyi kendin sunabilmen. Abi sizi fazla zorlamayacağım. Hayatınızda çok pis bir şaka yediniz mi? Çok pis bir şaka? Bir tanesi. Yemedim ama herhalde şimdi yiyeceğim gibi geliyor. Yok yok, bizde şaka yok. Yok mu? Yok. Yok, yemedim. Siz yaptınız mı? Yapmadım. Yapmadım. Yok. Ne yapıldım ne yaptın diyorsun. Evet. Peki, teşekkür ediyoruz röportaj için. Sağ olun. İnsanın üstüne yakışanı, yani. Kendine yakışanı. Yani. Tarzıdır diyorsun. Aynen. Aynen öyle. Ben sizi tarz olarak gördüm zaten. karizmatik de bir yapınız var. Abi hayatınızda çok pis bir şaka yediniz mi veya yaptınız mı? Hiç unutamadığınız. Vallahi. Hiç aklıma gelmiyor. Hiç mi geliyor? Yok. Bir de sorunca unuttum yani, gitti evet, diyorsunuz. Evet, aynen. Peki. Köyde yaşamayı sever misiniz? Vallahi ben her yerde yaşamayı severim. Gezmeyi severim. Yani köy olmuş, kent olmuş veya başka bir ülke olmuş hiç önemli değil benim için. Hiç fark etmez. Tabii ben. Yeter ki sağlıklı olalım. Tabii ki. Aynen. Takip eder misin? Ya fazla takip etmem ama hani. Ne yaparsın? Evet, bir dikkatimi çeken şeyler oluyor. Genelin giyindiği şeyler. Yakışan. Aynen. Rahatıma bakarım genellikle. Moda değil de yani. Ne yakışıyorsa onu giyerim. Aynen. Peki. Teyzenizi parka götürür müsünüz? Yani teyze? Fazla değil. Teyzem yok. Teyzeniz var mı? Var. Parka götürür müsünüz? Hayır. Yani bir saniye, teyzeniz küçük olamaz mı? Yani yok mu mesela? Ya olabilir tabii ki ama ya bizde küçük yok. Ben de teyzeyim. Öyle mi? Evet, ben teyzeyim. Tamam. O zaman yeğeniniz sizi parka götürür. Yani götürebiliyorlar. Peki. Diğer sorum neydi benim? Şuradan başlayalım. Arkadaşlarınız veya aileniz sizi kime benzetir? Anneme. Ünlülerden kime benzetirler? Ya öyle kimseye benzeten olmadı ama. Kime benzetirler? Böyle televizyon dizilerinde falan. Böyle benzeyen. Yok. Bence bu Hint filmlerinde falan oynayan. Yok. Annene benzetirler kısaca. Ha, genelde evet. Ben bana benzerim. Peki arkadaşınızı kimi benzetiyorlar? Anne. Benim de annemi. He, oyuncu olarak. Ne oyuncu olarak? Demet Özdemir'e biraz benzetiyorlar ama hiç benzemiyorum bence. Diyorsun. Evet. Yani ben öyle düşünüyorum. Benziyor mu? Bilmem. Ben benzetmede fazla iyi değilimdir. Öyle mi? Evet. Peki arkadaşınız için ne söylersiniz? Kime benziyor? Annem, babam. Daha öyle sanatçı olarak ben kendim bir yorum yapamayacağım. Birbirinize benzetemem. Ya aynı işte Demet gibi giyinmiş ya falan. Bilmem. Biz genellikle sade giyindiğimiz için. Yani ünlüler öyle çok giyinmiyorlar. Aynen. Seni ailede genelde kime benzetirler? Babama. Ya tamam biliyoruz babanızın oğlusunuz da ünlü olarak kime benzetilir? Beni, hangi oyuncuya benzetilir? Ünlü olarak birine genelde benzetilmezler. Öyle mi? Babandan daha beni genelde babama benzetirler. Babandan daha yakışıklısın ama.
kadar olacak artık. Öyle mi? Peki. Öyledir. Evet. Babanı sen kime benzetiyorsun? Ünlü oyunculardan kime benziyorsun? Babamı da şimdi gözüm tam çıkaramıyor kime benzettiğimi. Öyle mi? Peki. Abi bize şöyle bir Çorumluyuz diyebilir misin? Şimdi sahneye çıktın. Seni binlerce insan dinliyor. Çıktın orada Çorumluyuz kelimesini böyle efektli bir şekilde söyleyebilir misin? Çorumlu olmasak da olur mu ki? Böyle bir şey sonra demesinler sen Çorumlu musun diye. Peki nerelisin abi? Samsunluyum abi. Samsun. O zaman Samsunlu de. Samsunluyuz. Yani şimdi seni binlerce insan dinliyor. Samsunluyuz. Çok bağırmayalım o kadar ya. Öyle mi? Samsunluyuz. Onu kabul ediyoruz. Ha, Çorum'un da ekmeğini yiyoruz. Eyvallah. O yüzden Çorumlu da sayılırız. Peki. Hayatında hiç pis şaka yedin mi? Veya yaptın mı? Yok. Arkadaşlarından? Yok, yapmadım. Ailenden? Hatırladığım kadarıyla yapmadım. Alparslan Kışat abi. Alparslan Bey Çorumlu musunuz? Yok abi. Nerelisin? Yozgatlıyım. Yozgat ha. Memleket Yozgat. Aynen yani. Yozgat yakın abi. Yozgat'ın içinden? Merkez. Merkez. İnanmayacaksın ama ben de ilkokulu, ortaokulu Yozgat'ta okudum. 15 sene kaldım. Mutafoğlu mahallesindeydim. Şekerpınar. Şekerpınar'da. Aynen öyle. Biz Dağlılık abi. Nerelisiniz? Merkez Dağlılıköy. Merkez Dağlılıköy. Çok güzel. Çorum'da gezmeye mi geldiniz? Gezmeye geldik, daha yeni geldik. 10-15 dakika oluyor. Yurt dışında mı kalıyorsunuz? Yo, abim yurt dışında kalıyor da. Abim yurt dışında. Sanki siz yurt dışında kalıyormuş. Yo, biz de Almanca havasına girdik abi. Abim gelince. Almanca havası. Abi Almanca önce abiye girdi. Tamam, gayet güzel. Abi, sizi ailede genelde kime benzetirler ünlü yıldız olarak? Vallahi bilmiyorum, ben hiç kime benzetmiyorlar. Bunu ünlü yıldız olarak kime benzetir veya ünlü birine kime benzetilir? En çok dedeme benzer. Dedene mi benzer? Sakallı gördün de diye benzetin. Sen de öylesin ama. Gerçekten söylüyorum. Aile olarak kime benzetirsiniz? Vallahi. Ünlü olarak. Ünlü kime benziyor bu? Vallahi hangi ben de bilmiyorum. Hangi popçuya benziyor bu? Allah hiç kimse benzetmez. Bence. Ürünün son örneği. Anladım. Modayı yakından takip eder misin? Yani orta. Orta. Orta deriz. Abi sen tarz yapmışsın. Nasıl bir tarzdır bu? Valla bilmiyorum ki. Şort abi. Tişörtle bu abi. Oho. Evde kiminle? O zaman sabah kalktığında birinin şortunu giyiyorsun, birinin atletini giyiyorsun, öyle mi? Aynen ha. Aynen. En küçüğüm ya. En küçüğü. O zaman en çok şımarık, en çok sevilen birisin yani. Aynen abi. Peki, nasıl Çorum'u nasıl buldun? Daha yeni geldik, fazla bir yerini gezmedik abi de. İyi yani, güzel. Nereden giriş yaptınız? Şu arada bir yerde. Aradan giriş yaptın. Daha yeni mi başladınız gezmeye? Aynen yeni başladık abi. Çorum'a ilk kez mi geliyorsunuz, daha önce geldiniz? İlk kez geliyoruz. İlk kez geliyorsunuz. Abi iki diyor, sen ilk kez geliyorsun. Abi senden önce gelmiş herhalde. Abi gelmiştir. Evet, bu gelmiş yani. Abi olunca böyle oluyor. Evet. Moda nedir? Moda güzel giyinmek. Güzel giyinmektir. Aynen. Başka da? Kısa ve net bu şekilde diyorsun. Aynen. Eyvallah abi, tamam, bir şey demeyin. Benim için benim yani. Yakışanı giymesi. Yani insanın. Anlamadım. İnsanın kendine yakışanı giymesi. Siz de buyurun. Yok, ben de çıkıyorum. Tarz yapar mısınız genelde? Yani kendimce. Kendimce. Evet. Çorumlu musunuz? Evet. Evet. Hayatınızda hiç pis şaka yediniz mi veya yaptınız mı? Yapmıştım da oldu. Evet, yemiştim de. Bir tanesini anlatın, hemen sizi rahat bırakalım. Hemen anlatayım ama ne anlatayım? Bilmiyorum, hangisi? Böyle unutamadığınız. Unutamadığım bir şaka. Kafamda yumurta kırmışlardı. Nasıl oldu? Camın önünden geçiyordum. Ben onu diye anlatıyorum bir de. Camın önünden. Ya bayağı camın önünden geçiyordum. Arkadaşlarımın evinin önünden geçiyordum. Anladım. Arkadaşlarınız yaptı. O an seslendikleri, yumurtayı bıraktıkları biri olmuştu. Kafanıza yumurta kırdılar.
İktisat. Hangi bölüm? İktisat fakültesi. Harika. Kaçıncı sınıf? Üçüncü sınıf. Üçüncü sınıf. Aynen öyle. Siz bayağı Çorumlu olmuşsunuz yani. Şükürler olsun diyorum. Eyvallah. Sağ olasın. Türkiye'de veya Çorum'da kaç yıldır buradasınız? Çorum'da 3 yıl Çorum'dayım. Türkiye'de? Türkiye'de 4 yıl. 4 yıl. Aynen. Anladım. Nasıl? Çorum nasıl? Güzel mi? Ankara'ya gittin, İstanbul'a gittin, diğer illere gittin. Çorum nasıl? Çok şükür. Sevdiğimiz bir memleketimiz yani. Evet. Allah'a şükür. İkinci memleketimiz. Çok güzel. Öğrenciyiz. Okuyoruz burada. Çok güzel. Moda nedir sence? Nasıl tarif edersin? Moda. Ha, moda. Moda nasıl tarif edeyim? Evet. Vallahi bana göre güncelleme bir şey yani. Herkes takip ettiği bir şey artık. İnternet gibi olmasa olmaz zaten. Evet. Biz de takip ediyoruz. Tarz, stil. Aynen. Ya. Emekli öğretmen Mülkü Özcan. Hocam çok şıksınız. Teşekkür çok karizmatiksiniz. Ederim. Teşekkür ederim. Geçin. Böyle hep kendinize bakar mısınız? Ben kişisel hayatımda çok disiplinliyimdir. Her konuda. Her konuda disiplinliyim. Disiplinimi kimsenin hatırı için bozmam. Modada böyle, beslenmede öyle, beslenmede böyle, ilişkilerde öyle, arkadaş ilişkilerinde evet, böyle. Evet. 67 yaşındayım, hiç boş durmadım. Hala çalışıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Hocam gerçekten 67 yaşında mısınız? Evet. Allah nazarlardan esirgesin. Sağ olun. Sağ olun. Vallahi hocam bravo yani gerçekten. Ben 67 yaşındayım dedi ama gerçekten ben hocama inanamadım. Tam bir karizmatik beyefendi ve modayı da çok yakından takip eden ve tarzla yapan bir hocamızla karşıyayız. Hocam size göre moda nedir? Moda. Sana yakışıyorsa her şey modadır. Önce yakışması lazım. Seni giydiğin, yaptığın her şey seni temsil etmelidir. Ben buyum demelidir. Evet. Ama sırıtıyorsa en iyi moda da olsa, marka da olsa bırak gitsin. Bırak gitsin diyorsun. Bırak gitsin. Yok öyle bir şey. Anladım. Peki hocam, hayatınızda hiç pis şaka yediniz mi veya siz yaptınız mı? Var mı öyle bir şakaya maruz kaldığınız hayatınızda? Çok oldu ya, şimdi ne diyeyim? Hocam, öyle bir yere vurdun ki. Hocam bir tanesini bizimle paylaşır mısınız? Bir tanesini. Ne paylaşayım? Bir tanesini. Kısaca hemen sizi dinleyelim. Çok şakalar yapardık. Mesela öğrenciyken sandalye alttan çekme işi derste evet. Öğretmen geldi, ayağa kalktın, sandalyeyi çek, küt yerde. Bu kadar. Bu kadar. Size de yapıldı mı bu? Maalesef. Vay şş. Bu yüzden diyorsunuz. Ama eden bulur. Eden bulur değil mi? Demek eden ki bulur. Siz yaptınız ve buldunuz. Çok yapardım. Hocam çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Eyvallah. İyi yayınlar. Teşekkür kolay ederim. Gelsin. Sağ olun. Saygılar. Sağ olun.